Canımızı sıkan bir konuyla maalesef karşınızdayız. Koton markası geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaptı. Haddini aşan, kendi alanını hiç ilgilendirmeyen ve birçok kardeşimizi yanlışa yönlendirecek bir paylaşım. Bulunmuş olduğu sektör alan gereği, marka gereği üretmiş olduğu kıyafetleri biliyoruz. Kimse çıkıp adamlara sen ne yapıyorsun, neden böyle bir şey üretiyorsun demiyor. Ama kapalı birini alıp ona dar bir pantolon giydirip açıklama kısmına da biz Müslümanları gerçekten öfkelendirecek bir yazı yazması onların haddine değil, işleri değil. Paylaşmış oldukları görselde kolları dirsekleri kadar açık, altında bir pantolon giyen, başı kapalı biri var. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Kesinlikle böyle giyen kardeşlerimize hakaret etmiyorum. Böyle giyinip de belki bu videoyu izleyen kardeşlerim var. Videonun ilerleyen kısımlarında uygun bir üslupla birkaç bir şey söyleyerek o kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışacağım. Ama şu an ele aldığım ve beni sinirlendiren konu kodunun İslam'ın belirlemiş olduğu sınırlara burnunu sokması ve yorum yapması. Gelelim konumuza. Görselde böyle bir kızı paylaşmışlar ve açıklamada şunu yazmışlar. Kapalı bir kadın pantolon giyer mi? O ne der? Bu ne söyler? Soru işareti. Kim ne isterse onu giyer. Şimdi herkese saygı moda. Ne saygısı ya? Ya gerçekten bu zihniyetin hepsi mi böyle olur? Konu İslam karşıtlığına, İslam düşmanlığına gelince saygı. Ama konu İslam'a gelince saygı yok. Saygı göstermezler. Saygı beklediğimizi laf ederler. Feracili birini görünce laf ederler. Çarşaflı birini görünce laf ederler. Ama tesettüre aykırı veya tesettüre zarar verecek bir giyinim görünce saygı beklerler. Tabii saygı isteyecekler. Milyonlarca kapalı var. En azından birkaç bin tanesine veya 100 bin tanesine kot pantolonunu satsak nereden baksan kar düşüncesi işte bunlar. Moda altından pis zihniyetlerini çok güzel yerken bir taraftan da ceplerini doldurmayı çok iyi biliyorlar. Çok değerli kadını kullanarak, birbirleriyle güzellik yarışına sokarak dünyanın parasını kazanmaya moda diyorlar. Sizin neyinize tesettür rol biçmek, böyle de giyilir, kime ne, saygı göster demek. Modaya saygı derken adam İslam'ın görüşlerine, İslam'a saygısızlık yapıyor. Onların saygı dediği başkalarına saygısızlık. Kapanan bir kardeşimiz ne için kapanıyor? Allah'ın rızası için, emri için değil mi? Kendi dünyevi ve uhrevi faydası için. Nasıl kapanacağını, ne giyeceğini senden mi öğrenecekler? Belki de maalesef birçok kardeşimiz bu paylaşımı görecek. Ha demek ki böyle de giyinebiliyormuş deyip bu tarz kıyafetler giymeye heveslenecek. Yok mu böyle giyen? Var tabii ki. Kollarını çeken değil mi? Başörtüsünü tam anlamıyla takmayıp saçını gösteren, kot pantolonunu giyip bileklerini gösteren birçok kardeşimiz var. Bu kardeşlerimi kesinlikle kötülemem. Bu kardeşlerim en azından cesaret edip bir adım atmış. Bizim, daha doğrusu çevresindeki hepimizin yapması gereken bu kardeşlerimizi biraz daha özgüven aşılayıp asıl tesettüre girmeleri için yardımcı olmak. Bu tarz giyinim tesettüre yakışan bir giyinim değil. Allah'ın emrettiği tesettür şekli değil. Biz elimizden geldiğince bu tarz giyinen kardeşlerimize kavli leynle, güzel bir üslupla ve mantıklı açıklamalarla doğru tesettüre doğru yönlendirmekle mükellefiz. Tesettür sadece bir kıyafetin adı değildir. Tesettür bir yaşam şeklidir. Tesettür sadece başı kapamak değil, tüm yaşayışınla bunu benimsemektir. Yoksa tesettüre girip de hiç yakışmayan işler yapan kişiler var. Ama açık olup da çok düzgün yaşayan kişiler de var. O yüzden bedenimizi tesettüre sokarken kalbimizi, ruhumuzu tesettüre sokmamız gerekiyor. Bunların moda dedikleri kardeşlerimize daha güzel ben olayım, en dikkat çekici ben olayım düşüncesiyle yarışa sokan çürümüş bir medeniyetin oyunudur. İşte tesettür modanın bir kızı mahvetmesine izin vermez. Tesettür moda esaretinden kurtarır. Sınıf ayrımı yoktur. Ölçü bellidir. Bir kadının güzelliğinden ziyade ahlakını ve zekasını ön plana çıkartır. Peki tesettür fıtri midir yoksa esaret midir? Ya gerçekten bir kadının tesettüre girmesi onun fıtratına, yaratılışına aykırı mı? Bakalım aykırı mı değil mi? Bediüzzaman Hazretleri 24. Lema'da tesettür risalesini yazıyor. Birçok kardeşimizin tesettürüne vesile olan tesettür risalesinden çok ufak bir yer okuyacağım. Daha ayrıntılı okumak isteyen hanım kardeşlerimize tesettür risalesini okumalarını tavsiye ediyorum. Tesettür kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor. Yani yaratılıştan geliyor bu. Çünkü kadınlar hilkaten zayıfı yaratılış itibariyle zayıf ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Hem kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki
ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ithamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarından hiyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak 2-3 tanesi bulunur ki hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Ama bunları bekleyen bir şey de var. Bu tarz kişiler de malumdur ki insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Evet, yakışıklı erkekler baktığı gibi tecavüz potansiyeli olan adam da bakıyor. Yani sevmediğim mide bulandırıcı ruhta insanlar da bakıyor açık olan bir kadına. Elbette açık saçıklı kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasını hoşlandığı namahrem erkeklerden 10'da 2-3 varsa 7-8'ini istiskal eder. İstemez bakmasını. Hem tefahuş ve tefessü etmeyen bir güzel kadın, nazik ve serü tesir olduğuna, yani çabuk üzülebildiğinden maddeden tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar bu dikkati nazardan sıkılarak, yani erkeklerin o pis bakışlarından sıkılarak, bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polise şekva ediyorlar. Bir araştırma duymuştum, yurt dışında yapıyorlardı. Bir kadın çıkıyor gün boyu, eve dönene kadar 600 tane erkeğin bakışına maruz kalıyor. Şimdi o bakış nasıl bir bakış olabilir ki, bir düşünelim yani. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber o madeni şefkat, şefkat madeni olan kadına ve kıymetler birer refikayı ebediye olan kadınları tesettür ile sükuttan, zilletten ve manevi esaretten, sefaretten kurtarıyor. Esaret değil, tam aksine tesettür esaretten kurtarıyor. Modern esaretinden kurtarıyor. İnsanların bakışının esaretinden kurtarıyor. Evet, bir kadın kocasına yalnız hayatı dünyeviye mahsus bir refikayı hayat değildir. Belki hayatı ebediyede, ahirette dahi bir refikayı hayattır. Madem hayatı ebediyede dahi kocasına refikayı hayattır, elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından, bakışından gayri başkasının nazarını kendi mehasiline celbetmemek ve onu dağıtmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Tesettür Risalesi'nden sadece ve sadece birkaç yeri okudum. Açıp uzun uzun okuyabilirsiniz. Tesettürün fıtri olduğunu, eğer nefislerimizi bir kenara itip susturursak ve vicdanımız da ölmediyse anlamış oluruz. Şunu da unutmayalım, tesettür emri ilk olarak erkeklere geliyor göz kapaklarımıza. Sonrasında hanım kardeşlerimize geliyor. Özetlemek için de şunu söylemek istiyorum. Erkek bakmazsa kadın açılmayacak, kadın açılmazsa erkek bakmayacak. Allah'a emanet olun.